Hocam şeyden başlayalım mı ne olursunuz? Önce biraz böyle siz tabii kitabın girişinde de bahsediyorsunuz. Türk tasavvuf edebiyatı şeyin Türk tasavvuf Türk irfan tarihinin belli başlı birkaç havzası vardır diye. Evet. Bu ana havzalardan biraz söz edelim mi? Ve sizin özellikle şu an bulunduğunuz ve çalıştığınız havzayı en son gelerek Evet. biraz özet şekilde lütfeder misiniz? Tabii temel Anadolu'nun öyle diyelim Türkleşmesi, İslamlaşması süreciyle birlikte Evet. İskan siyaseti Selçukluların özellikle Horasan'dan, Türkistan'dan getirdikleri çoklu sayıda Türkmenlerin muhtelif Anadolu'nun hemen her yerine iskan edildiğini, yerleştirildiğini görüyoruz. Ama sadece nüfusu getirmekle biliyorsunuz bir ülke sizin olmuyor, bir toprak parçası sizin olmuyor. Burayı medeniyetinizle de yoğurmanız gerekiyor. İrfanınızla yoğurmanız gerekiyor. Ve bir medeniyet inşa edilmesi gerekiyor o topraklar üzerinde. Yani o topraklar sizin ne kadar medeniyetinizle çiçeklenmişse, gelişmişse o sizin iddia edebilirsiniz ki buralar bizim diyebilirsiniz. İşte hem maddi hem manevi açıdan tabii bu bahsettiğimiz konu. Anadolu'nun bir İslam Türk yurdu olabilmesi için gelen dünyanın yani İslam dünyasının muhtelif yerlerine gelen mana erlerinin bu topraklara akın ettiklerini görüyoruz. Bunlardan birincisi hepimizin de en çok dilinde olan kullandığımız Horasan bölgesidir. Aslında Horasan tabii ki coğrafi olarak çok geniş bir bölgedir. Şimdi İran'ın doğusunda bir eyalet, küçük bir eyalet var. Gerçi İran için büyük bir yer ama aslında orası sadece Batı Horasan'ın bir bölümünü içine alan bir bölgedir. Türkmenistan'ı, Afganistan'ı, Özbekistan'ı içine alan bugünkü büyük bir alandır bu Horasan bölgesi. Bizim tasavvufi kaynağımızın herhalde en önemli havzası burasıdır. Bugün tabii Çin'in geri alınmış toprak diye isimlendirdiği Sincan. Evet. Aslı Doğu Türkistan olan evet. O havza aslında değil mi? Bir tabii, anlamda tabii, merkez. Doğu Türkistan olarak yani Türkistan bölgesi bugünkü Yusuf merkezi Asya. Yusuf Has Hacı Bin, Kaşgarlı Mahmud'un yurdu olan evet. Satuk evet. Burahan'ın evet. Fatih gibi bir Fatih Sultan Mehmet gibi büyük bir yönetici olan, büyük bir devlet evet. adamı olan, bilge olan. Yani büyük bir kaynaklarımız, evet. köklerimiz, önemli bir kültür olarak. Köklerimizde, yani bütün millet kökümüzde oralarda dayanıyor. Başlarsanız ama bizim, hocam, çok özür dilerim. Bel mesela, evet. Hazreti Mevlana'nın mevlidesi olan Bel, o dönemde çok önemli bir ilim ve irfan evet. merkezi. Evet. Evet. Yani evet. 12. 13. asırda. Herat. Horasan'ın kalbi Herat. Herat. Yani Herat anlatılmayla bitmeyecek kadar muhteşem bir medeniyet merkezi. Bizim minyatür sanatımızda görürsünüz. Böyle çok rengarenk çinilerle bezenmiş o medreseleri, mescitleri, değişik değişik şeyleri yani. Çok güzel güller, çiçekler. Divan ağaçlar. Ve tasavvuf şiirimizde Herat çok evet. önemli bir imgedir ayrıca. Sanatın, medeniyetin, ilmin adeta merkezlerinden, beşiklerinden birisi olmuştur. Yani hemen her devirde. Özellikle de Alişir Nevai döneminde, Abdurrahman Camii'nin yaşadığı dönemde ki o dönemden sonra büyük bir sükuta uğruyor maalesef. O dönemde sanatın, ilmin, kültürün hemen hemen her şeyin bir merkezi. Ama muhteşem bir şehir. Yani sanat abideleriyle, mescitleri, medreseleri muhteşem çinilerle bezenmiş. Zaten Kemalettin Behzat biliyorsunuz yani bizim minyatür sanatımızın en büyük üstadı. Evet. Herat'ta yetiştiği için o kadar ya. Büyük bir sanat doğdu ve Herat gibi bir şehri resmettiği için diyebilirim. Yani onun eserlerinde bulunan o güzelim tarihi mekanlar inanın Herat'ta bulunan eserler. Herat romanları yazmak lazım hocam. Yazmak lazım. Yani filmleri Herat'ın lazım. Tarihini de yazmak lazım. Ya. Kültürünü, medeniyet ortamını yazmak lazım yani. Alişir Nevai'nin özür tabii... dilerim. Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin bir nagehan bir şara vardım. Ol şarı yapılır gördüm. Ben dahi bile yapıldım ta şu toprak ailesinde. Orada demek ki erdem, adalet, erdem, evet. estetik, yani sanat. Tabii bulunan ortamın insanın şahsiyetini kamil. De inşa etmesi. Evet. Mekan ve şahsiyet bütünlüğü. Medeniyet şey zaten var. İnsanın kamil tabii. civarından yani gelişen. Bizim medeniyetimizde şu var. Bütün medeniyetimiz bir bütündür, fıtriyedir. Yani o medeniyeti bizim tefekkürümüz inşa eder. Şehrimizi mesela yani.
abidelerimizi, medresemizi, tarihi, bütün insanlarımız tefekkürleriyle, ruhi o zenginlikleriyle inşa eder. Ama hı hı. onlar da aynı zamanda cemiyeti, toplumu, yeni yetişen insanları o güzellikleriyle, o ahenkleriyle inşa ederler. Yani birbirini inşa etmek. Hı hı. Siz medeniyeti inşa ediyorsunuz, medeniyet sizi inşa ediyor. Karşılıklı tesir. Hı hı. Bunun örneklerinden birisi aslında Herat. Herat. Bizim kaybettiğimiz çok Herat'ın büyük bir değer. Herat'ın romanını yazmamız lazım. Evet. Romancı kardeşlerimiz, dostlarımız, büyüklerimize. Evet hocam. Evet efendim. İkinci, tabii ki Horasan'da Kübreviye, bildiğiniz gibi Necmettin-i Kübra Hazretleri. Belki benim bu tarih çalışmalarım, yani tasavvufla olan alakalarımın biraz onda tesiri oldu. Ben çünkü 1992'de bir Orta Asya, yani Özbekistan seyahatim olmuştu. Gezerken bir Türkmenistan'a da, o zaman henüz sınırlar belli olmamıştı. Yani geçişler serbestti. Köhne Örgenç şehrine de geçmiş olduk, Türkmenistan'a bağlı. Çünkü orası çok tarihi. Aslında Herat'tan sonra belki önce tarih olarak belki biraz da medeniyet merkezlerinden birisi de bu Köhne Örgenç'tir yani. Burada çok tarihi eserler gördüm ve gerçekten çok şaşırdım. Yani beni, bizim ismini duymadığımız bir bölge, bir mekan ve Fahrettin Razi'lerin, Necmettin-i Kübra'ların yaşadığı, vefat ettiği ve türbelerinden olduğu bir yerde. Tabii o zamanlar henüz bu çalışmalar yoktu. Orayla ilgili herhangi bir yayınlanmış eser veyahut da bunlardan bahseden programlar yoktu. Biz ilk defa gitmiş olduk. Herhalde ilk gidenlerdendik de. Beni gezdiren mihmandarım bir tarihi eserin önüne götürdü. Karşılıklı iki türbe, medrese tipli bir şeydi. Kapısı kapalıydı, çinili böyle. Çok muazzam bir yapıydı böyle. Ben hayret ve hayranlık içerisinde seyrederken, kim dedim, nedir burası? Oradan levhadan okudular. Dediler ki burada Necmettin Kübra diye birisi yatarmış. Ben tabii birden çok şaşırdım, şok oldum. Dedim Necmettin Kübra demek ki burada yani. Tasavvufi Hayat eserinden yani okumuştum o zaman hayattayken. Ve büyük bir şaşkınlık yaşadım. Sonra gerek yani Semerkant, Taşkent, Buhara, Hive, Harezm bölgelerini gezmiş oldum o günlerde. Evet. Bir çılgınlık mı diyelim, öyle bir şey oldu yani. Harika. Kısmet oldu yani. Öyle bir daha göremem belki buraları diyerek. Orada medeniyet tasavvurum, yani bizim hayal alemimizde yatan, kaybolan, adeta bir tarih gibi, bir hikaye gibi, bir masal gibi okuduğumuz o bölgelerin, orada yaşayan insanların, İmam Buhari'lerin, Şah-ı Nakşibendilerin, Necmettin-i Kübra'ların ve Hacegan ulularının orada hep yerlerini ziyaret edip görünce tabii çok büyük bir tesir oldu. Dedim ki bizim medeniyetimizin muhteşem bir burada varlığı var ve biz bundan habersiziz. Evet. Ama onu da gördüm ki oradaki insanlar da onlardan habersizdiler. Yani bir Şah-ı Nakşibendi çok fazla, belki orada belli kesimler biliyordu ama çok fazla toplum bilmiyordu. Necmettin Kübra'yı hiç kimse hemen hemen bilmiyordu. Yani oradan okuyup da bana ve benim Necmettin Kübra'yı tanıdığımı ve onun eserinden bahsedince oradaki insanlar şaşırdılar. Ya demek sen biliyorsun. Ama ne müşterekler var değil mi? Çok 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 hani muhteşem bir şey var. Hani mesela söz gelimi Azerbaycan'la işte iki devlet bir millet, milletiz. Evet, evet. Türk-İslam coğrafyasıyla Kafkasya evet. ve Kuzey'iyle bütün Asya coğrafyasıyla bu anlamda çok diplerde. Hocam yani bahsettiğimiz gibi ya Nakşibendiye'nin Hacegani'ye yine o bölgede Horasan'da. Horasan'dan tabii Hacı Bektaş Veli'nin gerçi köken olarak yani ama Ahmedi Yesevi yani en önemli bahsetmemiz gereken. Evet, Piri Türkistan. Evet, Piri Türkistan yine Horasan'dan bize gelen. Yani Horasan'dan bize gelen önemli bir kültür kaynağımız, manevi irfan kaynağımız var. Yani bu Horasan bölgesi bizim için çok önemli. Çok önemli. İkinci olarak Bağdat ve Şam aslında bizim beslendiğimiz kültür merkezlerinden birisi. Müşterek. Buralar, tabii ki Abbasilerin burası merkezi. Selçukluların önemli bir burada nüfusu var o dönemlerde. Ve burada Sühreverdilik, burada Neşvineva bulmuş. Kadiriye yine burada Neşvineva bulmuş. Aynı zamanda Ekberiye, Şam'da biliyorsunuz. Rifaiye, ondan sonra ve Ebheriye bizim de biraz sonra gelecek. Aslında bu üçüncü bölgeye belki dahil edeceğiz. Bu bölgede bizim Anadolu'nun beslendiği çok önemli bir kültür coğrafyası Bağdat, Şam hattı. Eyvallah. Buralar.